gerçekten seviyormuş. Evet. Nefret ettiğin bir TikToker var mı? Yakın bir fenomenin dedikodusunu yaptığın oldu mu? Instagram'dan sana yürüyen ünlü oldu mu? Kürşat'ın köpeğinin adını Jack koymasını prim olarak düşünüyorsun. Eski erkek arkadaşınla aynı mekanda denk geldi. Cemre Solmaz'la barışmayı düşünemiyorsun. Hepinize yeniden merhaba aşklarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ben yalan makinesine bağlandım ve bana sorular hazırladı Hakan. Bana sorular soracak. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim diyorum. Yanımızda İbrahim Bey var bugün arkadaşlar. Evet. Kendisini merhaba. Çok yakından tanıdığınızı düşünüyorum. Yalan makinesinin. Başı, sahibi, kurucusu, her şeyi. O zaman Ray'i gerçekten seviyormuş. Evet, gerçekten çok seviyorum. Düşünmeden evet dedi. Dedektörle de teyit edelim bakalım. Seviyorum. Direkt düşünmeden evet dedim. Eray, gör. Makine. Tamam. Bir de bu kız sevmez derler. Bak seviyor, gör. Tabii ben sevmediğim bir insanla zaten iletişim bile öyle kurmayı çok sevmiyorum yani. Eray'ın gerçekten seni sevdiğini düşünüyor musun? Evet, bunu hissetmesem ayrılırım yani. Kim olursa olsun, tek o değil, gülmezdi. Mükemmel. Evi de bağlayalım. Vallahi bağlayalım. Onu kenetleyelim ama kaçamadı her türlü soruyuz. Hani ben sorumu cevaplamamın kaçmasın. Bu noktaya getirelim onu. Gerçekten. Tamam. Oyunculuk teklifi geldi mi? Geldi. Doğru cevap veriyorum. Evet diyorsun. Evet. Hangi diziden geldi mesela? Ne olarak yani? Oo, çok merak ediyorum. O kadar söyleyemem şimdi. Geldi bir şeyler ama. Ne yaptılar yani? Su Kanuni Sultan Süleyman'la gel sarayım orada dediler. Yani. Şu robotik danslar yaptığın için. O yüzden. Hayır. Şimdi söylemeyeyim projenin adını da, tamam. Kanka geldi ya. Neydi? Kabul etmedin mi? Etmedim. Şey, audition'a gitmiş, audition'dan sonra vazgeçmiş ben. Sıradaki sorumuz. Hiç estetiğin var mı? Yok. İnanmıyorum ben bunu. Yok, gerçekten yok. Herkes burnuma estetik falan bir şeyler diyor. Ya nasıl olmayabilir? Her kadının estetiği vardır. Ben buna inanmıyorum yok, asla. Yok, vallahi yok. Gerçekten inanmıyorum. Ama estetiğe karşı değilim. Yok, ilk videolarında yine aynı buruna sahipse. Ya burnun için demiyorum. Genel olarak bir çene hatları falan. Ben bir yaşında bile aynı buruna sahibim. Ben bak burnun için demiyorum. Çene hatlarından bahsediyorum. Çene hatlarım falan hep kendim. Yani yaptırmak istedim aslında. Jawline falan mı ne olur. Var zaten ama... yaptırmadım. Yok, yaptırmadım. Jawline falan yaptırmak istedim ama dedim daha çok yüzüm şişirse gerek yok. Tek dudak dolgusu yaptırmıştım ama o da estetik sayılmıyor. O da eriyor zaten 6 ay sonra. Anladım. Hiçbir şey yok şu an. Hocam doğru mu? Ay biraz beni zorla yani. Zorluyorum. Hayır diyeyim bir. Hayır. Yok falan diyeyim. Allah Allah. Evet. Nefret ettiğin bir TikToker var mı? Tam sorusunu sordu ya. Hadi bakalım. Evet. Kimseden nefret etmiyorum aslında. Sevmediğim var tabii ama yani nefret etmiyorum. Tamam. İnandım ya tamam. Hayır diyorsun. Hayır derken kafasını da böyle yaptı. Yani hayır yani onayladım söylediğiyle aslında. Söylediğiyle beden dili birbirine uymuyor aslında. Evet. Bakalım dedektör ne diyecek. Evet, ilk yalanımızı yapıyoruz. Bu ilk yalanım. Yani nefret değil de yani sevmediğim var yani. Yani bazı olaylardan dolayı sevmediğim var. Ama böyle bir nefret beslemiyorum ya ben kimseye. Benim şeyimde yok o. Gerek ya belki sıcak bir olay olduğu zaman böyle bir olmuştur ama şu an hissetmiyorsun. Yani bir şey hissetmiyorum yani. Hayatımızda bir değeri olmayan insanlara karşı bir şey hissetmiyoruz genelde. Sıradaki soruya geçiyorum. Evet. Yakın bir fenomenin dedikodusunu yaptığın oldu mu? Yakın bir fenomenin. Bana yakın olan. Aynen. Hani böyle yakın olup da arkasından da salak falan gibi. Yapmış ben böyle. Yani şöyle bazı hareketlerinde yanlışlık gördüysem yapmışımdır. Bazı hareketlerinde falan. Ama gerçekten sevmediğim bir insanla da böyle şey yakın olamam. Yüzüne de söylerim illa bir şekilde. Yaptım ya. Yalnız o kadar hani haklıyım yaptı mı ki bu arada? Yaptım ama hak etti evet. Yani. Hak etti evet. Yaptım ama. Yani çok bakmaya gerek yok ama zaten ilk cevap verdiği zaman belliydi yani. Yani evet. Ben ama arkadaşız da yani. Ofisten çıkıyorum ofistekinin arkasından. Salak mı? Şaka şaka kes. Burayı kesmeyeceksiniz. Bana neler soruldu. Instagram'dan sana yürüyen ünlü oldu mu? Yürüyen ünlü. Yani zamanı fark etmez değil mi? Fark etmez. Şimdi bu soruyu niye koyuyorsun? Evet. Yani ben yanımda söylemiyorum. Bir dakika kim? O kadar iyi kim? Yok. O kadar iyi ne demek yok? Söyleyemem. Söylersin. Ama öyle bir şey yok ki. Attım atmadım şimdi değil mi? Mavi tikli miydi? Evet. Düşündüğüm kişi mi?
Yani kanka bilmiyorum. Yani var ya aslında hani bir kişi değil. Oo. Şimdi ben açılıyorum. Bak beni dilimi açmak için böyle yapıyorlar. Şey yapmadım yani. Ben sonuçta söylüyorum burada doğruyu. Tamam. Ama zamanı fark etmez. O zaman atmıştır. Bu zaman atmıştır. Belki ben fenomen olmadan önce biri atmıştır mesaj. Ha, öyle bir şey de var. Olabilir. Kendi kendime açılıyorum fark ettiniz mi? Bu kadar takipçiyi hak ettiğini düşünüyor musun? Evet. Yani neye dayanır? Çok emek verdiğim için evet. Acaba? Nasıl? Düşünüyorum. Doğru. Şimdi şöyle çok emek veriyorum mesela ben 4-5 yıl önce başladım. Hep kendim bir şeyler yaptım falan. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldiğimi düşünüyorum. O yüzden de hak ettiğimi düşünüyorum. Bir prim falan da yapmadım öyle. 4-5 yıl önceki videonu bir yapsan. Evet dedi iyi. Ben çok iyi hatırlıyorum o videoyu. Robot videosu. Ama şimdi onlar bir anda patladı. Ama ben onun haricinde YouTube'da falan kendim video çekiyordum. 8-9 saat kendi editlerimi yapıyordum. Atıyordum 1K falan izleniyordu mesela. Ama sürekli yapıyordum. Ağlıyordum falan böyle izlenmediği için. Çok emek verdim. Ama sonra saçma ağladığı sapan... için izleniyordu çünkü TikTok. Saçma sapan bir yerden patladı sonra ama devamını getirdim işte bu kadar yüksek oldum yani. Bu kadar çok aileye sahip oldum. Ailem diyorum ben. Anladım. Öyle. İşimi seviyor musun? İşimi seviyorum. İşimi sevmesem zaten yapamam. İşimi seviyorum. Evet. Ben buna ekleyeyim. İşini para için mi yapıyorsun? Şimdi şöyle, ilk başlarda para için yapmıyordum çünkü böyle bir şeyden haberim yoktu hani bu kadar para kazanıldığından falan. O kadar çok para kazanıldığından acaba neler kazanıyorsun? Şimdi İstanbul'da, mesela ben Bursa'da yaşıyordum, İstanbul'a geldim. Tabii bir şeyler kazanmak zorundayım ki kiramı ödeyebileyim, güzel yerlere gidebileyim, rahat yaşayabileyim, zengin şu an hem evet hem hayır yani. Sevdiğim için de yapıyorum ama para için de mecburen yapmak, yani para gelmesi gerekiyor. Bak, yani. Bak, bu cevabı ben bilmiyorum. Makine biliyor. Sen evet veya evet, hayır demen lazım. Ama ya. Şimdi kendisi söylüyor zaten, bunu çok redaktörde kontrol etmenin bir anlamı yok. Yani hem para için hem sevdiğim için yapıyorum diyor. Yani hayır derse yalan çıkacak, evet derse doğru evet. Çıkacak ama sevdiği de aşikar. Çünkü az önce seviyorum'a doğru çıktı. Hı hı. O yüzden hem sevdiğim için hem para için evet. Diyebiliriz. Ama şimdi mesela para gelmese bana TikTok'tan veya işte reklamlardan falan ben buradan bir şey kazanmasam Bursa'ya gitsem atıyorum işte İstanbul'da yaşayamasam falan yine ailemi yani beni sevenler çok fazla var onları bırakmak istemem. Haftada bir de olsa yayın açar. Onlarla yine iletişimde kalırım yani. Bence para sorusunu soralım. Az önce çok hayır, para hayır. Falan dedi. Çok para dedim. Şimdi ben biliyorum. Hani yani sonuçta aynı ajansta çalışıyoruz. Sen influencer olarak ben post-production olarak. Kazancını da biliyorum. Şimdi bakalım insanlar da öğrenmek istiyor bunu. Çok soru geldi çünkü bu konuda. Aylık 100.000 TL üstü kazanıyor musun? Evet. Ama yani hayat şartları olsun falan. Öyle. Peki hak ettiğini düşünüyor musun? Evet. Bu soruyu hiç bilmiyorsun. Zaten soruların hiçbirini bilmiyordun. Büyük ihtimalle sorduktan sonra ağzıma s**acaksın. Neler var ki bu kadar? Var yani. Şimdi duyacaksın. Çok kurcalama. Geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Kürşat'ın köpeğinin adını Jack'i koymasını prim olarak mı düşünüyorsun? Aslında eski bir olay bu. Ben bu arada sana dedim eski olaylar açılmasın falan. Evet dedim. Başına da dedim. Ha ben ne yaptım? Açtım. Yani aslında bu konu hakkında bir şey düşünmüyordum ama ilk olarak bu konuyu duyduğumda böyle bir şey varmış diye bana insanlar söylediğinde evet öyle düşündüm yani. Cevabın evet. Evet. İhtimalle beni öldürebilir ama öldürme. Lütfen söylüyorum. Tamam sor. Cemre Solmaz'la barışmayı düşünür müsün? Şu an aklımda öyle bir şey yok. O zaman bence çok yani dedektörle kontrol edilecek bir soru değil. Instagram'da hiç nude atan oldu mu? Bana atan. Sana atan. Yani oldu ya. Ama ben şöyle ben Instagram tanımadığım biri mi? Yani, DM'lere bakarken mavi tikli bir halin soru zorlaştı. Öyle bir şey yok da. Öyle bir şey yok da nasıl öyle bir şey yok. Şey yani oldu da ben DM'leri falan karıştırırken görüyordum hemen engelliyordum. Anladım. Falan öyle. Herkes atar. Atıyorlar. Bir dakika. Hayır. Ben kendimi kastediyorum. Kendimi kastediyorum. Bir dakika soru geliyor. Sen hiçbirine nude attın mı? Hayır. Gerçekten hayır yani. Bakalım. Hiç sevmem. Ya ben telefonumda falan... Yani bilmiyorum. Yapanları da yargılamak istemiyorum ama belki bana uymaz yani. Benim karakterime olmuyor öyle şeyler. Sıradaki sorumuz. Eski erkek arkadaşınla aynı mekanda denk geldin mi? Evet.
Bir dakika, bunun üstüne bir dedikodular verilmiyor. Yok şöyle, yani ben kimseye zaten öyle şeyler söylemem. Denk geldiğimizde yani sonuçta yani aynı taraflarda oturuyor gibiyiz birçok fenomenle de. Denk geldiğimizde zaten Eray da vardı yanımızda. Yani öyle karşılaşmalar olabiliyor. Eski arkadaşlarımı da bazen görüyorum falan. Ama bir şey ifade etmiyor ki benim için. Daha önce hiç aldatıldın mı? Hayır. Yazık, yalan da söyleyemiyorum. İnanmadım. Kim tarafından? Benim acıma gülme burada. Yani artık kim tarafından onu söyleyemem tabii ki de. Herkesin bildiği bir şey mi peki? Ya da fanların falan bildiği bir şey mi? Yani biliyorlardır. Aslında çok derin derin girmedim de konulara falan ama çok damarıma bastıkları zaman mecburen ben de kendimi savunmak istemiştim. Öyle. Aslında ama şöyle de bir şey var. Ben şimdi düşününce biraz senin bugüne kadar birlikte olduğun insanları tanıyorlardır. Kim olduğunu da oradan çıkarabilirler muhtemelen, değil mi? Yani eski konular açılmasın. Boş ver. Çıkartmayın. Onlar kendi yolunda. Ben zaten kendi yolumdayım. herkes mi? herkes. Evet, yani herkes gerçekten öyle olmuş olabilir ama ben hazırlamadım soruları. Yaptıysanız bir şeyi, ben de burada doğruyu söylerim. Çünkü bakın bak, makineye falan bağlandım yani. Aldatmasaydınız. Yapmasaydınız kardeşim. Vallahi. Ben sonra sen bittin Hakan. Ben zaten bitmişim. Hakan direkt videoyu şey yapmaya gelmiş ya. Salla baya. Komplo teorileriyle falan böyle. Beni bir bıraksalar. Beni bir bıraksalar, sen uçup gideceksin. Son soru muydu? Son soruydu. O zaman bitti sorularımız. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle bir video çekmek istedik. Soruları bilmiyordum. Hakan da sağ olsun. Çok mükemmel sorular sormuş bana. Hiç zorlanmayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. İbrahim abiye teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için. O zaman hepinizi kocaman öptüm. Hakan kanka sana da teşekkür ederim. Etmek isterdim ama nefret ediyorsun. Etmek isterdim. Teşekkürler. Görüm, bay bay.